Gündem dışı ilk söz, Konya'ya yapılan yatırımlar hakkında söz isteyen Konya Milletvekilimiz Sayın Halil Etemez'e aittir. Buyurun Sayın Etemez, süremiz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce Rumeysa Kadak İstanbul Milletvekilimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve milli futbolcumuz Süleyman Karadeniz'i de buradan tebrik ediyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, Konya'mıza yapılan yatırımlarla ilgili gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Öncelikle yüce meclisimizi de saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, göreve geldiğimiz 2002 yılından günümüze kadar ekonomiden sağlığa, ulaşımdan yerli ve milli sanayiye her alanda birçok başarıya imza attık. Yapılan yatırımlardan medeniyet şehri, sanayi kenti, tarım ve hayvancılığın başkenti Konya'mızda payını almıştır. AK Parti hükümetleri olarak Konya'mıza 51 milyarın üzerinde yatırım yaptık. İktidar olarak her zaman önceliğimiz eğitim oldu. Konya'mızda eğitime bugüne kadar yaklaşık 2 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Okul sayısını 2000'in, derslik sayısını 22.000'in, öğretmen sayısını ise 32.000'in üzerine çıkardık. Konya'mıza Necmettin Erbakan ve Konya Teknik Üniversitesi olmak üzere 2 devlet, bir de vakfa bağlı Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni kazandırdık. Yaklaşık 20.000 öğrencimize kalacağı yeni yurtlar açtık. Milli maçların yapıldığı 42.000 seyircili kapasiteli stadyum, gençlik merkezleri, çeşitli branşlarda spor tesisleri, yüzme havuzlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yıllık 400.000 kişinin ziyaret ettiği, 5.000 metrekare kapalı alanda aynı anda 20.000 kelebeğin uçtuğu, Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin tek kelebek vadisine Konya'mızın hizmetine sunduk. Sağlıkta toplam 2.395 yatak kapasiteli 31 hastane olmak üzere 80'in üzerinde tesis yaptık. Yatak sayımızı 7.686'ya çıkardık. 1.250 yataklı Karatay Şehir Hastanemizin de açılışını bu yıl içerisinde inşallah gerçekleştireceğiz. Konya'mızda 23.772 konut projesi yaptık. 4.000 sosyal konutu da hayata geçireceğiz. Konya'mızda 14 ilçemize doğalgazla buluşturduk. Karapınar ilçemizde kurulacak olan 1000 megawatt kapasite dünyanın en büyük güneş enerjisi sistemi santralinin Nisan ayı itibariyle panellerinin kurulmasına başlayacağız. Değerli milletvekilleri, şüphesiz medeniyetin en büyük göstergesi olan ulaşım ayrı bir önem verdik. Konya'mızın bölünmüş yol mesafesini 1100 kilometrenin üzerine çıkardık. Konya'yı yüksek hızlı trenin merkezi haline getirdik. Konya Havalimanı'nın yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını yaptık ve yolcu trafiğini yıllık 1 milyonun üzerine çıkardık. 7,5 milyar lira maliyetli Konya metrosunu da inşallah hayata geçiriyoruz. Yıllık 3 milyon yolcu hizmet verebilecek olan yüksek hızlı tren garı, Konya'mızın lojistik üssü haline getirecek Kayacık Lojistik Merkezi, Aselsan ve Konya sanayicilerimizin işbirliğiyle savunma sanayisiyle ilgili fabrikayı da inşallah önümüzdeki süreçte hizmete girecek. Diğer yandan Konya'mızın önümüzdeki yıl 5. İslami dayanışma oyunlarına da ev sahipliği yapacak. Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi Konya'mız tarım ve hayvancılığın başkentidir. Konya, Türkiye tarım alanlarının yaklaşık %8'ine karşılık gelen 1.9 milyon hektar tarım alanıyla ülkemizin en büyük tarım alanına sahip. Konya'mızın tarımsal üretim değeri son 18 yılda 9 kat artarak 20 milyara yaklaşırken tarımsal ihracatımız yine 18 yılda 20.3 kat artarak yaklaşık 400 milyon dolara ulaşmıştır. Konya, tarım makineleri imalatının %65'ini, ihracatının %70'ini gerçekleştirmektedir. Konya'mız yine tahıl üretiminde birinci, 927 bin büyükbaş hayvan varlığıyla ülkemizin birinci, 2 milyon 460 bin küçükbaş hayvan varlığıyla ikinci, 1 milyon 388 bin ton süt üretimiyle de birinci sıradadır. Konyalı çiftçilerimizin üretimini artırmak, onlara destek olmak için 18 yılda 8.4 milyar lira hibe verdik. Şüphesiz Konya tarımımızın can damarı sudur. Bunun bilincinde olarak 2003-2020 yılları arasında 9.4 milyar liralık yatırım yaparak toplam 260 tesisi hizmete aldık. Osmanlı'dan bugüne
Uzanan asırlık rüya proje Mavi Tüneli hayata geçirdik. 796.444 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 650 milyon lira tarımsal geliş artışı sağladık. Suyun tasarruflu kullanılması için yaklaşık 1 milyar lira bedelli İvris sağ sahil ve sol sahil kapalı sulama sistemlerini Konya Ereğli'mizde hayata geçiriyoruz. Konya'mızın sulanabilir tarım alanı 1 milyon 704.164 hektar iken şu anda sulanan alan yaklaşık 500 bin hektardır. Sulanan alanı daha fazla artırarak Konya'mıza dış havzalardan su getirmek için çeşitli su kaynakları üzerinde proje çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Bu projeler hayata geçtiği takdirde yıllık 500 milyon TL milli ekonomiye katkı sağlayacak. Konya'mızda 100... Tamamlayalım Sayın Etemez, tamamlayalım. Buyurun tamamlayın. Değerli milletvekilleri, Konya'mızda 105 milyonun üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Değerli milletvekilleri, tarih boyunca nice medeniyetlerin zirvesi şehri olan Konya'mıza yapılan bu yatırımlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artarak devam edecektir. Konya'mıza yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin gerçekleşmesinde destekleriyle her daim yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeği geçenlere ve Konyalı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.